Karabük'te yaşıyorsunuz. Karabük'te gece saatinde kızınız Hülya'yı evden alıp Ankara'ya götüren Mehmet ve Nebahat çiftini buraya çağıracağım. Çağır kızım, çünkü çağır. Karabük'ten ayrılmasına sebep olan iki kişi Nebahat. Nebahat de Doğan'ın aynı zamanda halası. Onlar da buyursunlar. Sen kaçırdın. Seni sevmiyordu zaten. Vay ya. Kim kim? Sevmiyordu seni. Sen sevmiyordun. Ya gel sen söyle. Sen de kaçtık. Şeye koydun kardeşim. Gözün çıktı. Sen de yaptın. Sen de yaptın. Sen de. Anneni sustur. Benim suçum yok. Nebahat Hanım oturun. Yelek yaptım ben, yelek yelek. Ya ama hayır yaptım Semra. Ben yaptım. Oturur musunuz? Şimdi bir sakin, sakin. Ben öyle geldim, kötülük yapmadım ki ben. Sizden rica. Çıtır sen de ya. Doğan. Benim yüzüme temas, Allah Allah'a falan edin. Dik otur. Mama çocuğumu komple Bursa'ya aradılar. Yok. Bu çocuğa niye verdin sen? Sen bağırma kafasın. Buna niye teslim ettin? Ben buna bırak ver. Ben kendim vermedim sen ki. Sen 2 milyar 200 ben vermedim şey. Sana yollayacağım demedin mi? İkiniz ben beraber tarafımda koyun. Ben buna teslim etmedim. Hülya kendisi gitti buna. Vermedim. Ben haripan kocam. Vallahi bilmedim. Sessiz olun. Böyle bu kadar şey, ciddi geldi diye kalktık şu kadaydık kalk. Parayı çaldığı zaman kalk şu kadaydık. Biz mi çaldık? Aşıktan yazdık hocam yani ikimiz. Uy Allah'ım yarabbim ben mi çaldım parasını? Kızımı aldınız da siz ama dediniz. Ama dedi benim parayı kızıma götürün o şey. İkiniz dedin ikiniz. Tamam kızını ben aldım Melek Hanım. Ben yatayım ben. 5 dakika durdum bana anlatayım sana. 1 dakika Melek Hanım kavga. Ekmek parası yapıyor. 1 saniye bakın Esra Hanım. Kavga ederek bu işi dinleyin. Bir dakika soracağım. Ekmek param yok diyemde. Melek Hanım bu işi. Ekmek param yoktu. Bakın Melek Hanım mahalle kavgasını bu işi çözebileceksek buyurun dışarıda kavga edin. Burası kavga etme yeri değil. Sakin olun ve susun. 2 dakika susun yutkunun. Ayıp ya. Şimdi bu Hülya'yı Karabük'ten yaşadığı yerden köyden evden çıkartan sizsiniz. Ve iddianız da şu Hülya'nın yurtta sizin gelininiz. Nebahat'ten, diğer Nebahat'in üzerine kayıtlı 2 çocuğu var evet, değil mi? Evet var, evet var. Onun kimliğini kullanarak bu yurttaki çocuklarını görmek istiyor. Evet. Gece Mehmet'le beraber erkek arkadaşınız. Amcasının kızı koca, eşim oluyor benim. Amcasının kızı bu yengesi. Amca kızınız mı? Evet bu yengesi bu. Ben size söyleyeyim. Bu yengesi oluyor, yengesi. Rica edeceğim. Yengesi oluyor işte, bu da amcasının peki, oğlu, o da hepiniz yengesi. Hepiniz akrabasınız, anladım. Hepimiz akrabayız. 1. dereceden. Şimdi o gece o evden neden çıktınız? Niye Ankara'ya? Bak şu kadını yere vuracağım. Bak. Alalım arkadaşlar. Yalan söyle, yalan söyle vallahi. Ay vay vay. Güzelce bir sakin ol. Belki bunun Allah büyüktür. Bak ne güzel. Bu taraf çok rahat. Bulunur evet. Allah büyüktür diyor. Vallahi Rabbim Allah büyükse büyük, inşallah sığın. Sadece Allah'a bir dua yap. Allah'a sığın. Bir evet. Yerden çıkar. Allah i̇şte, büyüktür. İşte sığınacağız. Sen kendini öldürme. Böyle böyle şey aman. Bir dakika. Nebahat Hanım şimdi niye o kızı köyden o gece aldınız? Saat kaçta aldınız? Şimdi nasıl hepsini çıktınız? Hepsini anlatacağım. Hepsini. Amca kızın yanına geldi. Amca oğlunun evet. Yanına geldi. Bana ne dedi biliyor musun? Ne olur dedi amca oğlu dedi. Ben dedi 3 seneki dedi ben çocuğumu görmemişim. 3 seneki ben çocuğumu görmemişim. Ne olur beni dedi Ankara'ya götür çocuğumu bir gün görürüm dedi. Ben de dedim ya Hülya dedim şey annem herkes kızar dedim. Geceli hata bu evime geldi bak karşında diyorum. Kızı kaybolduğunda parasını çaldı da evime geldi bu. Ben sana yalan konuşmam. Geldi bu da bana dedi ki ya dedi size Ankara'ya ne olur beni götürün dedi. Ama de evden kaçar gibi gidiyor gizlice çıkıyor. Ama haberim yok kaçtığında. Gelmiş yani para üzerindeymiş haberim yok. Saat gece kaç? Gece 8'de geldi yanıma. Ben yalan söylemiyorum. Babasından da para çalmış 2000 TL. Evet çalmış ama dur hepsini anlatacağım. Buna yanına geldi. Bu da dedi ki
Ben dedi Nazlı Hülya dedi işte annem baban amcam bana kızar dedi. Ben onun kalbini daha bir gün kırmamışım dedi amcamın dedi. Bu da öyle dedi ona. Ben de dedim Hülya ben dedi o zaman otobüste gideceğim dedi. O zaman ben gidiyorum Ankara evim de bu Ankara'da benim. Gidelim bari Mehmet alalım dedim. Arabayı atıp götürdük. Benim yanımda 10 gün kaldı. Ben onu başta bir hata götürmedim. Sen Ankara'da mı yaşıyorsun? Evet. Senin evin, düzenin, her şeyin Ankara'da mı? Evet, evet. Orada duruyorum. Karabük... Ağaç benim evimi gördü. Sen Karabük'e tatile mi gelmiştin? Yok, orada Karabük'e ya kızımı yurtta çıkarttım. Yurda telefon açabilirsin, hepsi üzerinde. Şeyi merak ediyorum, Ankara bağlantın, senin evin orada yani. Benim evim bir tane de Karabük'te var, bir de orada var. Ama ailenin iddiasına göre gece 4'te siz Mehmet'le birlikte araçla oluyorsunuz. Kamera görüntüsüne bakın, 4'te yola çıktım arabamı, 2'de çıkardım sanayide. Evet. Öyle gündüz vaktiydi. Dinliyorum, üst üste konuşmayın Mehmet Bey. Sanayide ben 2'de arabamı çıkardım, 2'de yola düştüm Ankara yoluna. Gece 2'de. Evet, kızımı yurtta çıkardım. Oradan gittim, Ankara'ya gittim ben. Evine şimdi gidiyorsun. Şu anda sosyal hizmetleri yani kızımın hepsi biliyorlar telefonları hep bende. Yani nazar girmez. Ondan sonra ben buna kötülük bir şey yapmadım bir hareket ama yani ben bu gitti beni başıma iftira atıyor. Ben kızı 10 gün yanımda kaldım. Kızı çok iyi bir insan yani çok temiz kalpli bir kız. Yani Allah'tan babasından bir yerden çıksın yani. Babasından para çalmasının sebebi ne? He? Babasından para çalmasının sebebi onu ne? Onu bilemiyorum. Babası da gitmiş bir 2 milyar almış. Bir de onları hep bana söyledi. Ama siz demişsiniz ki biz hepimiz madde kullanıyoruz. Ben mi madde kullanıyorum? Hepiniz madde kullanıyor musunuz? Kanımı yani, muayene edin. Hayır, bu maddeyi kullandığınız için bu parayı çalmış. Ben. Evet, şimdi Ankara'daki evi de biraz sonra göstereceğim. Onu bir bekletin. Hepsini göster. Kamera, polis kamerası bile var. Kaç gün evde? 10 gün benim evimde kaldı o kız. Bir gün olsun o kız madde kullanıyor. Ben yalan söylemem sana. ...ile birlikte Hülya'yı aldığınızda... Nasıl aldım? Araçta kimler vardı Ankara'ya giderken? Ben vardım, Mehmet vardı, kızım vardı, damadım vardı. Damadınız var. Evet, damadım şimdi içeride cezaevindeyim. Adı ne damadın? Ertan Gülüyor. O da cezaevinde. O 12 sene ceza aldı, evet. Şimdi ondan sonra oradan geldik ablam. Biz ikimiz aldım, Mehmet dayanama davadı değil. Amcasının kızı da bir değil. 10 gün yanımda kaldı, ben onun başına bir hata götürmedim. Sadece 10 gün sonra bana dedi ki... Ben çocuğumu yana gidiyorum ne bana dedi. Hülya Allah'ın aşkına çabuk gel değil mi dedim. Çabuk gel dedim. Yani bir şey başına gelir annem babam bana kızı hatta bulat bile telefon açtım ben. Yanımda kızın dedim. Ama ondan onlar... sonra Nebahat'ın evine gitmiş. Esra Hanım. Şimdi Mehmet sana da bunu soracağım da aile de dedi. Zaten kız yaralıymış Mesut diye evet, biri. Evet yaralı iyi ama yarası onu bıçaklamış. Evet bıçakladım. O gece sabaha karşı kalkıyorlar kızı bulamadıkları zaman. Kendisi de sizden şüpheleniyorlar. Ve siz onlarla telefonda konuşuyorsunuz. Hülya bizimle geldi. Evet. Cebinden aldığı parayı, babadan çaldığı parayı da size göndereceğiz. Ve kızın uygunsuz fotoğraflarını çekmişsiniz siz. Biz mi? Nerede fotoğrafı göster? Vallahi bilmiyorum. Belki fuhuş yaptırmak için bu fotoğraflar. Öyle ya. Öyle bir şey yapmak. Fuhuş yapmıyordu ki zaten yanında. Peki sen bu arada sizinle... Oğlunu bir dakika. Sizinle kaldığı süre içerisinde... Öyle bir şey yok. Dur başka laf söyleyeceksin. Ben korkuyorum bu kadar. Sizinle kaldığı süre içerisinde Hülya'yı iyi ağırladınız mı? Evet. Yani o sizin... Güldü, güzelce kendini boyatı, kapalı gezdi, elbiseleri giydi. Çocuğum yanına gidiyor. Alıp onu yurda götürdünüz mü elinden tutup? Yok götürmedim. Onun için çıktı orada. Nebahat'ın evine gitmiş. Hayır, bu kız Ankara'ya niye geliyor? Kız, yurda gitmek için. Çocuğun yanına geldi, Kız götürmedi, Esra Hanım. O kendisi gidiyordu oraya. Kendisi gitti. Veriyor muyuz, veteri hazır mı? Çocuğunun yerini tamam, bilmiyoruz. Tamam, onu hazırlasınlar o zaman. Evet. Siz bu kızı yurda gelmek için Ankara'ya geliyor ya. Evet, ama 10 gün boyunca yurda gitmiyor. Yok 10 gün boyunca değil. 10 gün gitmedi. Yanımda kaldım. Yanında başına kaldım. Bir şey götürmedim Esra Hanım. Ondan sonra gittim. Şu bunun yengesinin evinde 3 gün kalmış. Biz de ikimiz gittik oraya. Bunun dayısının kızı zaten Nebahat. Bunun dayısının kızı. Gittim oraya. Dedim ki sana burada ne arıyorsun Hülya dedim. Doğan'la evlendim dedi. Doğan'la evlendim dedi. Ondan sonra 3 günde da... hemen Doğan'ı koca mı yaptı kendine? Bilmiyorum Doğan'la evlendim dedi. Evet. Bu Doğan da ikisi bana ne dediler? Bana dediler ki annesine, abesini aradım. Razı oldular dediler. Bak işte karşıda da diyor razı oldular. Abisini aradım, dedi. Öbür abisini. Şimdi bir abisi, bu deli mi göstermek istiyorum bana sevgili seyirciler? Biz telefon açmış. Ankara'ya, bir dakika Nebahat. Ankara'ya gittik. Ankara'da o yaşadıkları evi, yani hangi civarda yaşadıklarını merak ettik. Hatta ev sahibi de canlı yayına bağlanmıştı. Dedi ki buyurun ben size evi göstereyim ama bu evde siz kaç kişi kaldınız o evde?
Ben, eşim, bir de Hülya vardı. Bir tane daha oğlum var, Alişan Kalkancığım. Alişan, dört kişi kaldınız. Evet. Şimdi o evi bir göstermek istiyorum. Gelsin Veter'e. Melek Hanım yayınımıza katılıp kızı Hülya'nın 45 gün önce Karabük'ten Mehmet ve Nebahat adlı iki şahıs tarafından Ankara'ya kaçırdığını iddia etmişti. Şu an araştırmalarımıza göre Mehmet, Nebahat ve Hülya Altındağ'daki bu eve geliyorlar. Burası tek oda, tek göz bir yer. Nebahat, Mehmet ve Hülya burada kalmışlar. Evet, şu anda yanımda Halil Bey var. Kiraladıkları evin sahibi. Bize o gün neler yaşandı onları anlatacak. Bu Mehmet Bey, Nebahat'la beraber geldiler. 3 tane de oğluyla beraber. Elimi buraya tuttular. İşte 2 ev olacak. Oranlara da yan tarafta küçük bir yer oraya tuttulardı. Memleketekiler Karabük'e. 3-5 gün kaldılar orada. Gelirken de Hülya ile beraber geldiler. Kesin Hülya mıydı? Bugün ekranda gördüğünüz aynen, kişi miydi? Hülya. Aynen Hülya. Peki davranışları nasıldı? Hülya tedirgin miydi? Hülya tedirgin değildi yani. Her zamanki hali. Ben Hülya'yı çünkü çok eski tanırım. Benim burada çok oturdular eskiden. Tedirgin değildi. 3 gün falan durdular gittiler. Buranın da kirasını verdiler. Ayın 4'ünde kirası dolacak. Aradım birkaç kere daha. Geliyor musun? Abi bizim evimizi kiraya verme. Biz geleceğiz dediler. Şimdi yaşadığınız ev ev değil. Benim Ankara'da da düzenim var dediniz ya. Ben de sandım ki... Hani öyle bir ev var ki hani kapıyı açıp geliyor Hülya evin var burası. Siz burayı günlük kiralıyorsunuz. Günlük sizin orada bir düzeniniz yok. Ben 3-4 ay ki orada kalıyorum, benim durumum iyi değil. Peki köyde de hayır durumunuzdan benim... dolayı bahsetmiyorum. Şimdi buradan evet. 2 oda var dediniz değil mi? 2 oda bir de aşağıda. Tamam 2 oda var. Evet. Bir odada kim kalıyor? Mehmet de çocuklar onlar kaldı, kızlar da biz de yukarıda kaldık. Bu süre içerisinde burada kaldınız. Evet, evet. Yani burayı o gece gittiğinizde buldunuz, evet. Kiraladınız. Yok, o gece de 3 ay oradayım. Ev sahibime sorup... Orada oturuyordu zaten, burayı kiralamıştık. Ama sonra siz de Hülya'nın kaybolması o evden çıkıyorsunuz. Nasıl evde çıkıyorum? Şu an hala bu evde misiniz? Evet, evet. Orada oturuyorum ben. Hala burada. Şurada, orada, orada döşedim. Damadınız Ertan Bey bu evden mi gözaltına alındı? Kim? Ertan. Yok, yok, o dairede aldı, dairesi var onun. Neden... gözaltına alındı. Hani orunca annesiyle beraber birisiyle kavga etmişler. Hı hı. O da o adamı bıçaklamış. O da şimdi cezaevine 12 sene ceza aldı. Onun suçu da farklı. Farklı. Peki yani. Siz dilencilik yapıyor musunuz? Dileniyor vallahi musunuz? Ben yalan karton söylemiyorum. Topluyoruz. Karton topluyoruz şimdi. Dileniyoruz hepimiz. Niye yalan söylüyoruz? Siz yapıyor musunuz? Evet. Yok. Şimdi siz Hülya'nın amcasısınız değil amcasının mi? Şey amcasının kızı. Amcasının oğluyum. Amcasının oğlusunuz. Aslında en büyük feryadı Melek ve Salih'le beraber sizin yapmanız lazım. Ama o gece Karabük'ten çıkıp Hülya Ankara'ya geldiğinde Doğan'la ilişkisi başlıyor. Mesela önce bu Hülya'nın bağımlı olduğunu biliyor musunuz? Yok. Bilmiyor musunuz? Yok. Hülya bağımlı. Bağımlı biliyorum. Doğan'ın bağımlı olduğunu biliyor musunuz? Doğan yok, zaten kullanıyor. Doğan zaten raporlu. Doğan da zaten kullanıyor. Ama Doğan şöyle biliyorum. Anlattı. Dedi ki bu kızla dedi tanıştım 3 gün sonra davranışları değişti. Bu kız bağımlıymış. Sanki evet. Hülya'yı ilk kez tanıyormuş gibi. Ama yok, ben ceza dinledim. Benim 10 senelik bir cezaevi hayatım oldu. Ben Hülya'yı evet. Ben hani, aynı odanın içinde yaşadınız. Evet. Sizin yanınızdayken maddeyi nasıl temin etti? Kim? Bak. Kim alıyordu Hülya, maddeyi? Aynı benim yanımda mı? Evet 10 gün kalmış. Benim yanımda kullanıyordunuz. Yağızlı birisi kullanmadı. Peki şimdi yarın Melek Hanım bir dakika bekleyin. Şimdi bir Hülya'nın fotoğrafını ekrana verelim. Peki. Anladım. Şimdi Hülya da bağımlı. En son Bursa'da Doğan'la beraber vakit geçirdiği 3 kişi Mehmet, Nebahat ve Doğan. Hülya nerede sevgili seyirciler? 50 gündür Hülya'dan neden haber alınamıyor? Bu kız sağ mı değil mi? Aslında herkesin ortak gayesi ve amacı Hülya'yı bulmak olmalı. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bursa'dan da ihbarları bekliyoruz. Gören tanıyan bilenler lütfen bize ulaşsınlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.